Her mevsim olduğu gibi Ramazan zamanında da su tüketimi bizim için önemli olan şeyler arasında geliyor. Gün boyu vücudun kaybettiği suyu dengede tutmak sağlık açısından son derece önemli. Ne kadar fazla su içersem o kadar az susarım düşüncesiyle sahurda suya yüklenmek doğru bilinen yanlışlardan biri. Suyu yavaş yavaş ve azar azar tüketmek bizim için önemli olan kuralların başında geliyor. Çünkü çok fazla su içtiğiniz zaman vücutta bunun tamamı emilmediği için idrarla beraber dışarıya çıkıyor. Yani boşu boşuna siz kendinizi, midenizi zorlamış oluyorsunuz su tüketimi için. Bunun haricinde her dönemde olduğu gibi Ramazan ayında da yemekle beraber ya da sahurla beraber su tüketmemek bizim için daha avantajlı olacaktır. Genel bir kuralımız vardır. Ya sofraya oturmadan önce su tüketmeniz lazım ya da sofradan kalktıktan en az yarım saat sonra su tüketmeniz lazım. Bunun sebeplerinden bir tanesi mideyi genişletmemek, diğeri de sindirimi zorlaştırmamak olacaktır. Özellikle çay sofraların olmazsa olmazı. Çayın harareti aldığına ve susatmadığına inanırız. Ancak bu konuda da fazlasıyla yanılıyoruz. Çay gibi ya da kahve gibi sıvılar bizim su ihtiyacımızı karşılamıyor. Evet, çay harareti alıyor, rahatlatıyor olabilir, sıvı ihtiyacımızı azaltıyor olabilir ama vücutta su olarak kabul edilmiyor. Aksine vücuttan aldığımız suyu geri atmamıza neden oluyor. Çay tüketimini sınırlandırın diyemem ama tükettiğiniz çay miktarı kadar günlük sıvınızı arttırırsanız eğer çok daha faydalı olacaktır. Günlük bir şişe soda tüketmek de Ramazan ayında yine yapmamız gereken şeylerin başına geliyor. Eğer herhangi önemli bir rahatsızlığınız yoksa günlük bir şişe sade maden suyu gün içinde kaybettiğiniz minerali geri yerinize koymanızı sağlayacak. Güneşte fazla kalmak ve gün içerisinde yaptığımız bazı hareketler sıvı ihtiyacını artırıyor. Sıcak havalarda özellikle güneşli havalarda ikindi saatlerinde ya da sabah erken saatlerde dışarıya çıkmayı tercih ederseniz çok daha iyi olacaktır. Tabii Ramazan ayı kilo almak için çok müsait bir zaman dilimi. Bu noktada da uzmanlar dikkat edilecek hususları şöyle sıralıyor. Sahurumuzu ve iftarımızı biraz daha hafif geçirsek eğer çok daha sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde kas kaybı da çok sık gördüğümüz rahatsızlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de günlük enerjiye ihtiyaç duyduğumuz anda vücuda enerji sağlayamıyoruz ve vücut kendi kendini yakmaya başlıyor, harcamaya başlıyor. O yüzden günlük aktivitelerinizi iftardan sonraya bırakırsanız çok daha sağlıklı olacaktır.